politika geri geldiğinde uluslararası düzeyde büyük sonuçları olan bir konu olmuştur. Bugün Netflix'te gerçek politika dünyasının gerilimini, entrikasını ve dramını yakalayan en iyi film ve dizilere göz atacağız. Global bir liste olduğu için bazıları ülkemizde yayında olmayabilir. Onları da çeşitli kaynaklardan takip edebilirsiniz diyerek 7 numaradan geri sayıma başlayalım. Mediating since well before I was born. Years before I heard the term mutually assured destruction, I was very familiar with it growing up. 7 numara Beyrut. Ülkemizde gösterimi olmayan bir yapım. Bu film 1982'de geçiyor ve Orta Doğu siyasetinin Katolik dünyasına isteksizce çekilen eski bir Amerika Birleşik Devletleri diplomatını konu alıyor. Tamamen kargaşanın eşiğindeki bir şehir olan Beyrut'ta dolaşıyor ve karmaşık siyasi gerilimlerle uğraşmak zorunda kalıyor. Beyrut, Lübnan İç Savaşı sırasında geçiyor ve son derece çalkantılı bir dönemde uluslararası ilişkilerin yoğunluğunu ve öngörülemezliğini etkili bir şekilde yansıtıyor. Son derece keyifli ve gergin bir politik gerilim olmasına rağmen Lübnan ve Beyrut vatandaşlarının filme karşı çıktıklarını ve şehrin tasvirinin son derece hatalı olduğunu düşündüklerini belirtmekte fayda var. Bunun sizde bir karşılığı yok ise Beyrut'tan gerçek anlamda keyif alabilirsiniz. David, I'm signing you to the Home Secretary. Very good, Mum. To move up. Bu yapım politikalarına şiddetle karşı çıktığı tartışmalı bir politikacıyı korumakla görevlendirilen bir İngiliz savaş gazisini konu almaktadır. Yüksek riskli aksiyonu sayesinde baştan sona kadar sürükleyici bir gerilim yolculuğu sunuyor ve merak uyandıran sürprizlerle dolu bir hikayeyle harmanlıyor. Gerilim ve casusluk hayranıysanız mutlaka listenizi eklemeniz gereken bir dizi. Aynı zamanda kısa ve hoş, hikayeyi tamamlayan yalnızca 6 bölüm var. Dolayısıyla bir pazar günü tatili için kesinlikle kaçınılmaz bir seçim. Ambassador Catherine Wyler, Prime Minister Nicol Trowbridge. Welcome. Sir, it's an honor to meet you. 5 numara Diplomat. Bu yapım uluslararası bir kriz sırasında beklenmedik bir şekilde kendisini ABD'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi olarak atanırken bulan bir diplomatın hakkındadır. Her kararın geniş kapsamlı sonuçlara yol açabileceği riskli bir ortamda teste tabi tutulduğunu fark eder. Diplomat, siyasi entrikayı kişisel dramla harmanlayan 8 bölümlük bir dizidir. Aynı zamanda kadın başrol oyuncusunun performansı da öne çıkmaktadır. Eğer diziyi daha önce izleyip beğendiyseniz ikinci sezonunun da yolda olduğunu duymak sizi mutlu edecektir. Dolayısıyla yakın zamanda daha fazla siyasi heyecan yaşayacağınızı söyleyebilirim. Dört numaradayız. Film bir kongre üyesinin takıldığı kadının cinayetini araştıran ve karmaşık bir siyasi yolsuzluk ve kurumsal açgözlülük ağını ortaya çıkaran bir gazetecinin etrafında dönmektedir. Bu yapım araştırmacı gazeteciliği yüksek riskli politik dramayla harmanlıyor ve baştan sona sizi heyecanlandıran pek çok sürpriz hazırlıyor. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra çok yoğun ve karmaşık bir hikayeye sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Yine de siyasi gerilim hayranları ve siyaset ile medya arasındaki ilişkiyle ilgilenen herkesin mutlaka izlemesi gereken bir yapım olarak 4 numarada yerini alıyor. Hypothetical question. Oh dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're gonna like the real one either. 3 numaralı yapımımız 1971'de Pentagon belgelerini yayınlamaya ve hükümetin 30 yıla yayılan devasa örtbas olayını açığa çıkarmaya karar veren Washington Post'un gerçek hikayesine dayanmaktadır. The Post, tarihi bir film olmasına rağmen demokratik bir toplumda basının hayati rolünü gösterdiği için bugün de güncelliğini koruyor. Oyuncular harika performanslar sergiliyor ve oldukça sürükleyici, sizi sonuna kadar heyecanlandırmayı başarıyor. The Post, gerçek hayattan bir siyasi gerilim filmi arayanlar için harika birkaç saat sunuyor. Zirvenin ortağındayız. 2 numaralı yapımımız beklenmedik bir şekilde Danimarka'nın ilk kadın başbakanı olan karizmatik ve idealist bir politikacının hayatını konu alan bir Danimarka dizisidir. Borgen, izleyicilere yönetimle ilgili stratejiler, müzakereler ve uzlaşmalar hakkında bilgi verici bir bakış açısı sunuyor. 4 sezonluk dizi, ustaca hazırlanmış bir siyasi gerilim filmi olup, siyasi yaşamı gerçekçi bir şekilde tasvir etmesiyle büyük beğeni toplamıştır. Güçlü bir hikayeye sahip ve bağımlılık yaratan dakikalar sunan yapımı siyasi gerilim hayranlarının kesinlikle izlemesi gerekiyor. Her hafta sizler için dijital platformların derinliklerine inerek izleyebileceğiniz en iyi içerikleri paylaşıyorum. Abone olarak keyfini çıkarabilirsiniz. So help me God. So help me God. One heartbeat away from the presidency, not a single vote cast in my name.
Ve geldik bir numaraya. Netflix'teki en iyi politik gerilim yapımına. Bu dizi eşiyle aynı derecede hırslı biriyle Washington'daki siyasi gücün zirvesine giden yolu planlayan ve manipüle eden acımasız ve kurnaz bir kongre üyesi hakkındadır. İnanılmaz olay örgüsü ve ahlaki açıdan türü yeniden tanımlayan yoğun bir siyasi gerilimdir. Her sezon bir öncekinden gelen gerilimin üzerine kurulur ve birçok sürpriz ve dönüşle asla sıkıcı görünmemektedir. 6 sezonluk bir dizi her ne kadar sonlara doğru biraz düşüşe geçse de ilk birkaç sezon gerçekten sürükleyici ve düşündürücüydü. Mutlaka izlenmesi gereken bir politik gerilimin inanılmaz bir örneği. Evet, Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 7 politik gerilim yapımına göz attık. Saymış olduğum yapımlar arasında daha önce izlemiş olduğunuz işler var mıydı? Ve sizin en sevdiğiniz siyasi gerilim yapımları hangileri? Yorum kısmında düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.